gördüğünüz gibi mama orada. İçeride dişimi çıkarttık da taksiyi bekliyorum. Veterinere götüreceğim. Normalde kendi veterinerimiz gelecekti buraya da. Belki serum merum gerekebilir diye. Sonra vazgeçtik. Başka bir yere götüreceğim şimdi. Taksiyle daha yakın bir yere. Ya ne yapayım, ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ay. Hiçbir şey yediremedim arkadaşlar. Hiçbir şey. Yani iki günde bir hayvan bu kadar zayıflar mı ya? Hani ben de artık şüpheleniyorum. Hani tabii yorumlarınızın hepsini tek tek okudum. İşte akrep sokmuş olabilir, yılan sokmuş olabilir, kene olabilir. Artık ben de bu tarz bir şeyden şüpheleniyorum. Çünkü nasıl olabilir yani böyle bir şey diyorum kendi kendime. Bu arada dün de çok fazla üzerine durmama sebepleri, dün de evvelsi gün daha doğrusu veterinere gittiğinde hani çok yoğun bir şekilde çıkmamış enfeksiyon. Çok azmış. Ondan de hani çok gerek duyulmamış. Sadece bir ilaç vermiş. Bir de aşı yapıldı galiba. Bakalım bugün şimdi tekrardan farklı bir yere götüreceğiz. Nasıl götüreceğim onu da bilmiyorum ya. Şuradan bir tasmalayayım da. Samsun Tayfun da annem ne yapsın, o da oradan endişe ediyor. Ayarlamış bir taksici. Nerede var tasmalar? Ay buraya da kim? Reçel mi dökülmüş? Ne olmuş Kaan? Ne? Şurada. Şunu taksak. Arabayı nasıl koyacağım onu düşünüyorum. Of Marla, of. Gel. Hadi gel, gezmeye gidiyoruz kızım. Gel kuzum, gel. Aynı adda götürdün benim kızımı. Kız sen iyileşeceksin ya, iyileyecek. Oy oy kuzum benim, yürür bak, hızlı hızlı da yürü de. Bunu takalım mı? Takalım bunu. Dur bekle. Bekle bakalım. Vallahi. Evet. Bekleyelim bakalım, bir gelsin de. İnşallah kötü bir şey çıkmaz. Ben de kolumda cilbanımı koyayım hemen. Ben de böyle şeylere hiç böyle soğukkanlı değilim arkadaşlar. Elim ayağıma dolaşıyor böyle. Ne yapacağımı bilmiyorum. Of. Tansiyonum düştü Marla senin yüzünden. Biz bile yemek yemiyoruz. Ne verdiysem yok, yemiyor. Hani hep yazmışsınız işte, yumurta verin, yoğurt verin, onu verin. Arkadaşlar yemiyor, yese. Patates varsa patates demiyor. Patates yer mi zaten anneciğim? Ama Bilge Kan yine de vermeye çalıştı, onu da yemedi. Marlam normalde biliyorsunuz arkadaşlar, taş olsa taşı yer yani, o derece. Kızım. Hadi iyileş. Anne o zaman yaprak yer. Ha bir de şey de hani hepsini değerlendiriyorum. Acaba hakikaten zehirli ot falan mı yedi? Bilmiyoruz ki. Ama şey yok, böyle kusması ishali yok arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Ne? Bilmiyoruz. Ne yaptı bu? Ne esnedi bu galiba. Ne yapalım şimdi, araba gelsin. Ondan sonra gidelim bakalım. Evet, veterinere gideceğiz. Marla, gidiyor mu kızım? Marla panik tabi. Gidiyor muyuz annem? Hı? Vallahi şu an seninle gezmeye gidiyoruz. Evet, gezmeye gidiyoruz. Şimdi gidiyoruz bakalım arkadaşlar. Bakalım ne diyecekler. Aferin, benim kızım çok akıllı oturur değil mi? Annem veterinere gideceğim. Ya şuna bak, nasıl süzüldü, nasıl süzüldü. Gözleri de şey oldu, çapaklandı. Ay, hadi bakalım veterinerde görüşürüz. Arkadaşlar şu an geldik. Ay annem, içerideki sese nasıl tepki veriyor da. Şu an diğer veterinerdeki sonuçları buraya atmışlar da. Kırmızı kan değerleri çok düşmüş vardı. Anne, efendim anne. Kanından şey. Evet, içeride yavru köpek var, onu muayene ediyorlar. Marlam 36 kiloya düşmüşüm bak, görüyor musun? 60 kilo vardın sen. Anne, şimdi sıramızı bekliyoruz bakayım, arkadaşlar. Gazımı sürecekmiş, bakalım neler olacak. 60 kilo falan mı oldu? Evet, ikiniz birlikte 56 kilo oldunuz. Bakalım artık. Evet, şimdi sonuçlarımız çıktı, nedir? Bir dakika Marla. Sonuçlarımız çıktı. Kan değerleri gayet normal. Hafif bir annemiz de var. Şöyle göstereyim size. Anladım. Başka bir şey yok değil mi? Başka bir şey yok. Hayır. O kene ile ilgili şey olan? Hayır, onunla ilgili de bir sıkıntı yok. Şu gençlik hastalığı? Yani onun için test yapmamız gerekiyor ama kan değerlerinde ona yönelik herhangi bir şey göstermiyor. Ya bu arada arkadaşlar, diğer veterinerdeki cihaz bozukmuş. Bizi çok korkuttular. İyi ki de bozukmuş. Hani buraya geldik, panik atak, hani şey oldum böyle. İşte birkaç gün ölür falan, öyle bir şekilde olduk. Şu an Marla'nın yatışa bak, üstümde yatıyor ya o derece. Dur bakalım. Tamamen her şey sonuçlansın, tekrardan dönelim arkadaşlar.
Şimdi son durum nedir? Son durum şu, ateşi yok. Bakteriyel bir enfeksiyon yok, bir RD enfeksiyonu yok. Kan değerleri gayet normal. Görünen bir sıkıntısı yok maalesef. Ama hani 3 gündür hiçbir şekilde bir lokma bile yemek yediremiyorum. Herhangi işte süt, yoğurt, et, tavuk, işte ne olursa normal mama. Hiçbir şey yemedi. Bir lokma bile yemedi. Yediremiyorum. Sadece dün birazcık şey yedi. Normal ekmek değil de bu paketli ekmekler var ya marketlerde satılan. Ondan bir dilim yedi. Çok şaşırdım. Onu yedi bir tek. Bir ama dilim ekmek. Ama öncesinde ateşi varmış. Ateşi olduğu zaman zaten yemek yemezler. Dün ölçmedim aslında. Elimle hissettim. Yıkamaya çalıştım hatta biraz ateş üstünde. O kadar. Ama yine akşam yine bir şey yemedi. Akşam yine yemedi. Şimdi bir tekrar genel muayenesini yapalım. Tamam. Ona göre ateşini ölçelim. Tamam. Kan tarihi, net bir şey söyleriz. Kan değerde. Evet. Kan değerlerine göre. Ay çok şükür ya. Arkadaşlar eve geldik. Tabii tam çekim yapamadım bu arada. Çünkü inanılmaz bir kalabalık ve varlığı tutmak zorunda olduğum için. Dediğim gibi testlerde bir karışıklık olmuş. Diğer veterinerdekinde. Burada tekrardan yaptırdık her şeyi. Bir şey çıkmadı çok şükür. Sonuç, herhangi bir sonuç yok. Şu anda 2 gün yine gözlem altında tutacağım. Bir test daha yaptıracağız 2 gün sonrasında. İnşallah iyileşir de gerek kalmaz. Ay çok yoruldum Marlam yoruldum. Onun dışında sıcaklardan olabilir deniliyor. Hani çok da aşırı böyle dayanılacak bir sıcak da yok. Veyahut da duygusal olabilir diye de düşünüyoruz. Şimdi tayfun yok diye mi yapıyor? Ama hiç yemekten içmekten de kesilmiyor. Şuradan az bir şey aldık oradan. Kedi maması. Orada test ettik bütün mamaları arkadaşlar. Hani baktık hangisinden yerse falan diye. Bundan birkaç tane yedi orada. 10 tane birazcık aldım. Eğer yerse devamını alacağız. Bu da kedi maması yani. Köpek mamasını hiç yemiyor zaten. Size şahit oldum. Biraz kesin bakayım yerse. Sonra gidip büyük paketle alacağım zaten. Bak. Alalım. Ye bakalım kuş. Kız ye ye. Ay ben Marla ne yapayım seni ben? Ben seni ne yapayım? Of, durum bunlardan ibaret arkadaşlar. Şimdi ben burada videomu toparlayayım da gideyim ben de su getireyim buna. Susamış şurada. Ne yapalım? Hadi inşallah güzel günlerde görüşürüz. Vallahi ne olacak bilmiyorum. Hiçbir şey çıkmadı. Niye bu hayvan böyle oldu bilmiyorum arkadaşlar. En azından vicdanım rahat yani şu an. Gerçi 2 gün önce de yaptırmıştık bütün tahlilleri. Yine yaptırdık. Eğer düzelmese 2 gün sonra tekrardan. Anlam veremedik yani. Ne olduğu belli değil. Bu arada şey çokmuş arkadaşlar. Kenelden yayılan bir hastalık varmış. O çok yaygınmış. Bilhassa bizim bu bölgeden çok fazla vaka gitmiş oraya. Onun da tahlilini yaptırdık. Temiz çıktı. Yani bilmiyorum. İnşallah düzelir kızım benim. Evet, inşallah mutlu haberlerle görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.